Popstar Alaturka'ya tekrar hoş geldiniz değerli izleyiciler. Eğlendir Beni konsepti devam ediyor. Sırada İhsan var. Söz Ayşe Egesoy'da. Evet, sırada İhsan var. 107 aday numarasıyla geliyor. Önce sözler Reşat Özpirinççi, beste Avni Anıl. Safalar getirdiniz, safa geldiniz dostlar. Hemen sonra söz ve beste Suat Sayın. Zalimin zulmü varsa sevenin Allah'ı var. Söz Neşet Ertaş, beste Yusuf Deveci. Bağa gel, bostana gel. Ve son olarak söz ve beste Kadri Şençalar. Bu gece barda, gönlüm hovarda. Teşekkür ederim efendim, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Efendim sizler de hoş geldiniz. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Teşekkür ederim, çok sağ olun, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Zaman kaybetmeyelim, çok güzel bir türkümüz var, devam ediyoruz. Devam edelim mi hocam? Thank you.
Hayda hayda ne hayda gece var da gönlüm var da çalsın sazlar oynasın kızlar. Hayda hayda ne hayda 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 ne hayda. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Beni şereflendirdiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tebrikler İhsan. Şöyle sola doğru alayım seni. Şöyle alayım yanıma. Evet, bakalım jüri üyelerimiz neler söyleyecekler İhsan'ın bu performansı için. Vaktimiz var, sizleri dinliyoruz. Tabii Armancığım. Bir şarkının bir yerinde bir sorun oldu. O sizden mi kaynaklandı, orkestradan mı kaynaklandı? Bağ gel bostana gel Bağ, şarkısının evet. İkinci laflarını bilmiyordu. Sonra ne oldu, siz o yüzden mi işaret ettiniz? Hayır hayır, biz yapacaktık sonra Osman Tan... Tekrar deyince, iki kuble deyince... Ben arada geldim. İkinci kupleyi de söyleyeceğiz dedim. Selçuk hazırlıklı Bey, olmadığı Selçuk şey Bey, yaptım. Siz orada ne aradınız? Sözleri mi? İkinci kuble, hayır ben başka bir şeye bakıyorum da ikinci kuble var mı diye sordum. Evet. Ama provada öyle yok dedi çünkü. İkinci tabii. Kuble yok bende dedi. Aslında ben... var ama ben okumak istemedim. Tamam yani çünkü ben sözler... gördüm yok dediğini gördüm. Dönmeyelim devam edelim Bahire diye. Ben zaman evet, rahatlığımızı bilmiyordum. Hani zaman sıkışıklığımız var öyle biliyordum. Bahire Bostan ayrı ne oldu? İşte onu okumayacak. Okudum orayı hocam. Orasını söyledim. Oraya, Bağ ayrı, Bostan bağlar ayrı. Bağlar narsız olur mu? O ikinci kıtaya hiç girmedik. Yani bağına girmiş gibi diye başlayan kıtaya hiç girmedik. Sonra bir taksim ettiniz. Etmeye çalıştınız bir şey. Evet. Ondan sonra bu esere girmediniz. Başka bir eserin hemen sonuna girdiniz. Nardanesi, danesi. Yo, o taksimden bir önce. O önceydi. Önce mi? Taksimden önceydi o... hocam. Siz dane dane benleri ver yüzünü söyleyecek miydiniz? Yok, hayır söylemedi zaten. Bahir Bostan ayrının sonuna onu ekledi. Biz oradan bu gece bardaya bağlıyorduk normalde. Evet, niye bağlayamadınız? Bugün işte değiştiği için süre olarak hani biz öyle düşünmüştük. Süre uzayınca zaman uzadı. Bu neyin süresi uzattı. Bir neye karşı? Ben söyledim. Tam kendisi şarkı söylerken geldim. Hem Selçuk Hoca ile hem de İhsan'a dedim ki uzatıyoruz şarkıları. Kısa kesmemize gerek yok dedim. Tamam. Yani provada yaptıklarından farklı bir şey yapmış oldum. Tamam. Siz uzatın dediğiniz vakit daha iyi söylüyorsunuz ya Sayın Erkır. O zaman yayıla yayıla iki kuble eserleri okumaları gerekirken efendim şarkıyı bitirmeden başka bir eserin güftesine sonuna bağladılar. Dane dane benlerin. Orada ben yanıldım evet. Orada benim hatam o. Herhalde Zeki Müren yanılmayacak. Tabii siz yanıldınız. Tabii ki siz yanıldınız. Yanıldığınızı vurgulamak için söylüyorum zaten. Trafik trafik değil. Ne olduğu belli değil. Çingene çalıyor, Kürt oynuyor. Böyle bir şey olamaz. Çalsınlar oynasınlar o beni bağlamıyor. Güzel bir şey ikisini ama de çalıp oynamasın. Çalsınlar tabii. Oynasınlar ama yani benim ne demek istediğimi anladınız. Evet evet. Bir tuhaf bir tabirdir de o yüzden söylüyorum. Hayır yani. Tabirdir bu. Evet. Halkın içinde. Evet heyecanlandı birisi seyircilerden sakin olun. Halkın içerisinde her zaman aleme olmuş kullanılan evet, bir şeydir evet, bu. Evet. Bunun düzeltilecek bir tarafı yoktur. Bu böyle kullanılır. Bu şekilde kullanılır ve ben de öyle söylüyorum. İlk defa mı duydunuz hayatınızda? Evet Bülent abi. Şimdi efendim. Trafik, trafik değil. Evet. Ne okundu, ne çalındı belli değil. Söyleyeceğim bu kadar. Peki, peki. Armağancığım devam etmek ister misin? Şimdi bazı insanlar konsertisttir. Bazı insanlar da hakikaten eğlendirir. İhsan'ın konsertist olduğunu düşünüyorum. Bu geceden sonra iyice emin oldum. Herhalde İhsan bu gece hiç gelmesin istemiştir herhalde yarışma boyunca. Yok yani. Çünkü hani o da sahnede böyle kendini çok eğreti hissetti. Bence hani olabilecek bir yani bir şarkı söyleyen bir insanın başına gelebilecek en kötü şey. Hani orada Allah'ım bu eller bana fazla şimdi ben ne yapacağım? Dönüyorsun Selçuk Hoca mesela oyun havasına girmeye çalışıyor.
sakın diyorsun. Bütün bunları görüyoruz buradan. İşte anladın mı? Süremiz uzayınca... İşte bu süre meselesi, yani o beni ilgilendiren bir durum değil. Ben gördüğümü söylüyorum. Ben gördüğümü söylüyorum. Şimdi konseptist olabilirsiniz. Çok da normal. İyi şarkı söylüyorsunuz, iyi konseptist olursunuz, kuşkusuz. Ama belli ki bir kulüpte sahneye çıkmayacaksınız. Zaten böyle bir şeyi tercih etmezsiniz belli ki. Herhalde. Kısmet tabii ki ama düşünmüyorum. Evet, şu anda düşünmüyorum ama yarın düşünür müyüm bilmiyorum. Yani zaten hani kulüp havasında seçtiğiniz şarkılar da genel olarak Türk sanat müziğinin işte daha yörük mü diyorsunuz, hızlı? Yürük. Yürük şarkıları hani. Mesela diğer arkadaşların repertuarlarından tamamıyla farklı ama bu da bir tercihtir. Tabii ki hani bununla da eğlenilir ama bununla kulüpte eğlenilir mi? O tartışılır. Onu yani o başka bir şey. Başka bir şey söylemeyeceğim. Peki Armağan'cığım. Orhan Bey. İhsan'ın o tereddüdü demin Osman Bey'in söylediği gibi sanıyorum anladığıma göre uzatın cümlesinden geldi. Daha uzun olsun anlamında söylediği için. Yoksa İhsan orada ne yapacağını bilen biri şüphesiz. Çünkü üst düzeyde bir bilgiye de sahip. Yalnız yoruma değil. Dolayısıyla orada bir farklı bir şey oldu. Provada yaptıklarının dışında bir şey oldu. Hazırlıklı değildi ama yine uydu. Yani belki bir mezür kadar bir gecikme sonunda yine uydu. O şeye uydu. O anda irticalen gelişmiş olan bir şeye uyum sağladı. Bu da bir bilgi ve tecrübe ister. Bunun haricinde İhsan eğlenceli parçalar okudu bu akşam. Ama bu eğlenceli parçaları sanki konser verirmiş gibi de okudu. Üstelik eğlendirerek de okudu. Bana göre gereğini çok fazlasıyla yaptı. Yani çok iyi yaptı. Konser, bu benim fikrim tabii. Konsertist. Bunu arada bir söylüyoruz ya, tabii ki bu çok önemli bir konu diye tekrar açmak istiyorum. Müzisyenler çeşitli gösterilerde bulunurlar, konserler verirler. Gazino sahnesine çıkarlar, gece kulübüne, pavyonlarda da söylerler, çalarlar. Gece kulüp, her yerde çalar söylerler veyahut da çok küçük lokallerde de çalar söylerler. Bunların hepsi olabilir. Hepsinde başarılı olabilmek güçlü bir müzisyen için mesele değildir. Ama güçlü olmayan biri bunların hiçbirinde başarılı olamayabilir. Belki sadece eğlence dünyasında bazı kişiler yalnız görselliğe dayalı bir şekilde çalışmalar yaparlar. Sanat derinliği yoktur ama iyi eğlendirirler. Onlar da çok önemli bir şeyi yapmışlardır. Onları da kutluyorum tabii. Ama eğer sanattan bahsediyorsak, güçlü bir sanatçı her alanda o gücünü gösterebilir. İhsan'da bu güç fazlasıyla var. Kesinlikle konser de verir, gece kulübünde de söyler, her yerde de bunu fevkalade başaracak bir yapıda. Nitekim şu pratikliğin içerisinde, irticalenin içinde gereğini yaptı. Bunlar bana göre, benim görüşlerimdir. Tabii ki. Tabii ki. Herkesin görüşü farklı olabilir. Tabii ki. Ama İhsan'ın başlangıçtan beri takibimde en üst düzeyde gerekeni yaptığını gördüğüm için de söylüyorum ve kutluyorum ve tebrik ediyorum. Ayrıca ve teşekkür ediyorum. Ve sonra notum 12. 12 geldi Orhan Gencebay'dan. Ebru Hanım. 9 gelmiş Ebru Gündeş'ten. 10 Orhan Gencebay'dan. Tarihlere dikkat edelim. 3 hafta kaldı. Evet. Bundan sonra 2 hafta hatta. Bu ne demektir? Artık bütün sahnesiyle, tabii, okuyuşuyla, her şeyiyle, eserlere hükmiyetiyle, sarılışıyla, adaptasyonuyla, her şeyiyle değerlendireceğiz. Çok iyi okuyor, sesleri düzgün basıyor. Onları geçtik artık zaten. Onlar geçmiş ola. Onu biliyor herkes. Hepimiz de biliyoruz. Şimdi burada bilmemiz gereken, üstünde durmamız gereken, analiz etmemiz gereken bazı görevlerimiz var.
Bizlerin de sahnedeki star namzetinin de. Evet. Söyleyeceklerim bu peki, kadar. Bülent Hanım. Burada eğer hakkını vererek bütün her şeyiyle hakkını vererek okumuş olsaydı, o zaman ben niye bunları söyleyeyim? Hakkını veremedi. Yalnız düzgün okumak değil artık. Evet. O iş bitti. Onu zaten biliyoruz. O geçmiş ola, o bitti. Şimdi 3 hafta kaldı ve şimdi bugünden itibaren çok başka türlü analizler yapılacak ve ona göre notlandırılacak. Evet. Kaç veriyorsunuz Bülent Hanım? Yani bu durumda şarkı Bağ Gel Bostan'a gelden sonra evet. Efendim Dane Dane Benleri Var'ın sonu kondu. Evet. Bu büyük bir hata değil midir? Hatadır hocam. Biz onun da provasını aldığımız için orada aklımda kalmış. Doğru, ben orada hatalıyım, haklısınız. O ama hatayı da siz biz o şarkıyı zaten da düşündük, okuduk, geçtik. O yüzden orada sonunda onu eklemiş olabilirim. Kusura bakmayın. Zaten söylediğim bu. Evet, tabii ki. Yani başka ekstra bir şey yok. Ama trafiklerin son derece önemli olduğunu hele bundan sonra madem ki böyle bir konsept yaptınız. Evet. Bunu A'dan Z'ye tam manasıyla uygulamanız gerekir. Uygulayamayacaksanız yapmayacaksınız. Başaramıyorsanız ona göre notlandırılacaksınız. Tabii ki. Bu budur. Tabii ki. 7. 7 geldi. Armağancığım. 8. 8'de Armağan Çağlayan'dan. 7, 8, 9 ve 10. Toplam 34 puanı oldu İhsan'ın. Belki de bugüne kadar almış olduğu en düşük puan oldu İhsan'ın. Evet. 107 İhsan'ın aday numarası. Bir şeyler söylemek istiyor musun İhsan'cığım? Evet, hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Gaziantep'e yine her zamanki gibi ve bizi izleyen herkese teşekkür ederim. Destekleyen herkese teşekkür ederim. Jüri üyelerime de teşekkür ederim çünkü bir şey biliyorlar ki söylüyorlar. Başımın üstünde yerleri var. Puanları da öyle. Başımın üstünde yerleri var. 40 alırken iyiydi. 20 de verebilirler. Biz onları bu şekilde seviyoruz. Her zaman da seveceğiz. Bu halk da takdire şayan bir davranıştır. Hakikaten. Siz de, biz de, ben de bunun bilincinde olmamız lazım. Teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Evet. Teşekkür ederim. Her zamanki gibi nazik, kibar. 107 aday numarası. Reklamlardan sonra Linet ve Haktan'ın düetiyle beraber olacağız. Görüşmek üzere. Thank you.